hakkında ilgilenen hastanemizle ilgili bir şey olmak istediği bir şey varsa beyefendi ilgileniyor. Sormak istediği bir şey var mı? Tamam, neyse. Hastanede ziyaret edebileceğimiz çocuk hasta var mı? Küçük servisinde 4 tane var. Bak, wow, evet, onları göreceğiz inşallah. Ne bölümü? Oyuncak bölümü. Oyuncak bölümümüz öyle direkt bir bölümümüz yok ama sizden sonra artık onu oluşturacağız inşallah. Şey, biz Mimi Empati Kulübü olarak 15 Eylül Ortaokulu'ndan geldik. Altı Rava'dan? Yok, 15 Eylül Ortaokulu. Aynen. Ortaokulundan geldik, Mimi'nin olarak. Ziyarete geldik çocukların yaşları. Hediye vereceğiz. Sevgili Peygamberim. Bu sefere Envar gazası dendiği gibi Zimer gazası ve Galtafan gazası da denir. Bedir'in intikam ve öfkesiyle kaldırılan müharibunları ve bu kavimlerin babasına doğru koşarak ona sarılmak istedi. Kral Midas'ın parmakları küçük kıza değdiği anda... Ben çocuk servis sorumlu Senem Sünger Çalışkan. Efendim, sizin şimdiye kadar çocukla bir jest yaptı mı, kitap okumaya geldi mi? Gelmediler. Daha önce halk eğitim bir çalışmasıyla hediye vermişlerdi Milli Eğitim Müdürümüz eşliğinde. Ama ilk defa böyle bir etkinlik oldu. Çok mutlu olduk. Duygularınız alabilir miyim burada? Çocuklarımız çok mutlu oldu. Yatan hastalarımız. Onlar için değişiklik oldu. Günlerdir burada yatıyorlar. Gayet güzel, mutluyuz. Duygularımız tabii ki de çok yoğun şeyler yaşadık. Çocuklarımız, hastalarımızı çok mutlu ettiler. Çünkü yalnız günlerce kalan hastalarımız var, yaşlarımız var, çocukları olmayan. Onlar şu an çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Size şimdi bir de hediye getirdiler, kitap bırakıyorlar. Evet, çocuklarımıza vereceğiz onları. Yatan serviste yatan çocuklarımıza vereceğiz. Onlar için de değişiklik olacak. Emel Şen, hastanemizin hasta hakları birim sorumlusuyum. Tabii çok mutlu olduk. Özellikle yatan hastalarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız bu öğrencilerimiz ziyaretinden çok memnun oldular. Bunları gözlerinden, yüzlerinden anlayabiliyoruz. Artı kazanım bence iki taraflı. Sadece hastalarımızın memnuniyeti, mutluluğunun yanı sıra bizi ziyarete gelen öğrencilerimizin de bir insana, bir hastaya nasıl empatiyle yaklaşabileceklerini, belki odalara girdiklerinde kendilerini onların yerine koyuyorlar. Bu empati duyguların gelişmesi için de çok güzel bir etkinlik olmuş. İki taraf da bence gayet iyi kazanımlar elde eder. Tamam, süper. Evet, siz bu kitaplardaki bilgilere ulaşmışsınız. Şimdi buradaki yatan kardeşleriniz de bu bilgilere ulaşacak. Masallar dinleyecekler. Bu amaca hepiniz vakıf oldunuz mu? Evet, konuşmak isteyen sırayla konuşabilir. Kolay bir yer. Buraya geldiğimde yani hastalığı ziyaret için heyecanlanıyordum. Evet. Ve ettiğimde böyle üzüldüm ya da yani mutlu da oldum. Evet. Kısaca hastalığa yani yaşlıya ve küçüklüğe kitap okuduğum ve hediye verdiğim için mutluyum. Evet. Başka duygularını ifade etmek isteyen? Söyle canım. İlk geldiğimde ben... Çok heyecanlanmıştım. Evet. Bir şey yanlış yaparım diye. Hı-hı. Ama içeri girdiğimde hediyelere verdiğimde önce tutuklarımı hem bana gerekmediği için hem başka kişilere kullanabilecek kişilere verdiğim için mutluydum. Mutlusun. Evet. Hiç böyle hastanede hasta olup uzun süreli yatan oldu mu? Ben hiç mi yaptım? Sen benim kardeşim yaptın? 1,5 hafta kaldı. 1,5 hafta kaldı. 2 gün yattı. Evet. Yatmayanlar neler düşünüyor şu an? Hani hiç hastanede yatmayanlar. Evet. Yatmadım. Yatanlara da geçmiş olsun. Evet. Hastaneden de korkulacak bir şey olmadığını, burada bir aile ortamı gibi olduğumuzu, değil mi? Biz sağlık personeli olarak tüm hastalarımıza, özellikle çocuklarımıza, kendi çocuklarımız gibi ilgilendiğimizi gördünüz, fark ettiniz mi? Korkulacak bir şey yok.
güven içinde kendinizi sağlık personellerine teslim edebilirsiniz. Değil mi? Yaşlılara kitap okumak güzeldi. Evet, bir de empati de kurdunuz. Kendinizi onların yerine koydunuz. Neler hissedeceklerini anlayabildiniz. Evet. Şimdi hastaları ziyaret ettik, çok mutluyduk. Evet. Kitap okuduk. Yani geçti, çok güzel geçti. Bizim için bu çok güzel bir gündü. Hem yardım ettik, hem de hastaları ziyaret ettik. Evet. Ben Fatma Oktay. Ben eğitim hemşiresiyim. Ben kendi adıma söyleyeyim, çok sevindim. Eminim hastalar da mutlu olmuşlardır. Çünkü yatan insanlar her zaman için dışarıdan gelecek bir insanı sevinçle karşılarlar, ziyaretçi olarak. Çocukları da ziyaret ettiler ayrıyeten. Onlara oyuncaklar dağıttılar. Çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Teşekkür ederim.